iş adamlığı ne kadar zormuş ya. Dedemle dayım toplantım var falan deyince ben böyle hava basıyorlar sanıyordum. Oluyormuş ya bunlar harbiden. Ali aramasına unutmuştun değil mi? Oğlum müşteri beklemez. Hadi acele et. Ya ben gitmesem. Ya ben çok aşığım, kanım kaynıyor. Ne yapıyorsunuz hep bu falan desem. Olmuyor. Ben de aşığım. Ama bak ayaklarım yere basıyor. Ayaklarını yerden keseceğim ben seni. Yengeciğim. Ay. Burası yanık kokmaya başladı. Artık mutluluğumuzu kim çekemiyorsa, kim böyle yanıyorsa... Ya niye yapıyorsun bunu ya? Niye durduk yere psikolojik gerilim yaratıyorsun ki böyle? Önce o benim tepemin tasını attırdı. Kim tepemin tasını yerim ben? Dişek. Hadi git. Tamam. Git. Tamam. Git. Git. Bir dakika mutlu olmayayım zaten. Ne? Asiye, görüşebilir miyiz? Hayır. Asiye lütfen. Bak Yalı'ya gelip rezillik de çıkarmıyorum. Adam gibi buluşalım diyorum sana ya. Bebekle ilgili konuşmamız lazım. Sana ne lan bebekten? O benim de bebeğim biliyorum. Şişt bana bak. Öyle herkese samimi olmak yok ha. Çetin Bey'e de siz diyeceksin. Of tamam abi anladım. Selam. Heh. Çetin Bey kardeşim Çiğdem. Hani size sekreterlik yapacaktı ya. Merhaba Çetin ben. Merhaba. Küçükmüşsün sen kaç yaşındasın? O kadar da küçük değilim. 19 yaşındayım. Bak küçük değilmiş abisin. Büyüdüm sanıyor kendini işte. Hadi bize bir kahve yap da içelim. Baş üstüne. Doldu müşteriler aradı mı? Elleri kulağında gelirler şimdi. Ya bebek senden değil diyorum. Niye hala üstüme geliyorsun? Asiye bak bana yalan söyleme. Bak en temiz hislerimle karşındayım şu anda. Ne olur benden nefret etme ya. Bu sana özel bir tavır değil. Adam olmayan herkes siliyorum ben. Peki bu ne Asiye? Bebeğini de, annesini de Yalı'dan alıp git. Yoksa onlarla beraber seni de mahvederim. Kim gönderdi bunu sana? Ne bileyim, şirkette oturuyordum, bir zarf geldi. Ha, bu da zarf. Bunu yazacak hali yoktu ya. Yine gazete kesikleri. Allah kahretsin ya. Şş, kızım bana bak. Yaramaz bir durum yok değil mi? Bak, yaramaz bir durum varsa yani hani... Ya yok bir şey be. Benim bebeğim değil mi? Hayır değil. Şş, bak istersem bebek doğduktan sonra DNA testi bir şeysi falan yaptırırım ha. İspatlarım benim çocuğum olduğunu. Ama yapmayacağım. Sen söyle istiyorum. Baba mı oluyorum ben? Sadece bileyim. Bebek senden değil diyorum. Peki. Öyle olsun. Sana inanmıyorum. Ya bebek senden olsa ne olur ha? Kaç yazar? Ay bir de kalkmış bana babama oluyorum diye soruyorsun. Babalık öyle gibi bırakmakla olmuyor Berkant Efendi. Emek istiyor. Sorumluluk istiyor. Sevgi istiyor. Sen bunların hiçbirini yapmadın. Sen bebeğini kaybettin. Bu bebek Çetin'in. Çetin'le benim bebeğim bu. Gerçek nasılsa ortaya çıkacak Asiye. Eğer bebek benimse... iki dünya bir araya gelse... beni çocuğumdan koparamaz. Hadi eyvallah.